Türkiye'de trafiğin yüzünü değiştirecek yeni bir dönem başladı. 1 Ocak 2024 itibariyle kara kod plaka içeren araçlar görmeye başlayacağız. Bize bu detayları Gaziantep Şoförler Odası Başkanı Ünal Okdoğan aktaracak. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araç sahiplerine yönelik yeni plaka düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Plaka sahteciliğini önlemek amacıyla plakanın yeni tescili veya yeniden tescili için QR kodlu plaka düzenlenecek. Uygulama doğrultusunda ilk tescil tarihi 1 Ocak 2024 ve sonrası olan tüm araçların tescil plakalarında belirtilen şekilde QR kod ve tanım numarası olması zorunlu oldu. Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, uygulama ve uygulamanın neler getireceği konusunda GRT Haber'e bilgi verdi. Avantajları ülke genelinde biliyorsunuz. Hem araç hırsızlıkları, hem terör olayları, hem sahtekarlık, sahtecilik, hem dolandırıcılık tüm araçlar üzerinde bu bir sıkıntı yaratıyordu. Her tarafta da bu plakaları basıyorlardı. Şimdi her nedense tabii biz TÜŞOF'ta da aynı zamanda yönetimdeyim. TÜŞOF'la İçişleri Bakanlığı arasında yaklaşık bir senedir bir çalışma vardı. Bu çalışma neticesinde de bu plakalara bir barakod getirilmesini talep ettik. Kendileri de uygun buldular. Şimdi şöyle bir şey, bundan sonra da öyle tahmin ederim ki bu hırsızlık olayı, terör olayı, sahtecilik olayı bunların en aza indireceklerini ve daha doğrusu bu plakanın satışlarında da bakanlığımızın ve devletimizin çok büyük zararları vardı. Şimdi böyle bunu kaçırma da yok. Şimdi hepsi kayıt altına alınıyor. Yalnız daha sistem tam oturmuş değil ama bu bir hafta 10 gün zarfında, 15 gün zarfında bu aydan sonra tahmin ederim ikinci ayda tam bu sistem oturur. Sistem oturduktan sonra da biraz geç oluyor bu plakalar. Referansla ilgili, noterler bilgiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Biraz burada beklemede bizde 2 dakika, 1 saniyede, 3 saniyede plaka yapılıyordu. Şimdi biraz haliyle kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alınmasında da gerçekten de kimin plakasını kimin yaptırdığını bilmiyorlardı. Şimdi bir tane iş takipçisi de arkadaşımız da gelse burada o plakanın kimin yaptırdığı burada referans olarak giriliyor. Nerede yakalansın bir herhangi bir yanlış da olsa yük yolcu taşıyorsa öyle yük taşıyorsa da bir yerden bir yük yükledi. Hangi şoförler odasında veya nerede hangi ilde yapıldığı belli olacak. O vesileyle de hem emniyetimizin işi kolaylaşacak hem de devletimizin ve milletimizin daha doğrusu vergi kaybı falan da önlenecek.